Bütün insanların gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntı. Doğalgaz faturası, elektrik faturası. Yani şu anda okumaya çalışıyorum. Daha okul bitmedi. Sorunum bu. Türkiye'nin hali biraz perişan. Bugün Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına gündemlerinin ve ana sorunlarının ne olduğunu sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Ya fakir fuara ekmek diyeyim barba bağırıyor ya. Fakir fuara ekmek diyeyim barba bağırıyor, Allah sarmasın ya. Allah sonuna hayır getirsin kurban oldum Allah. Yani ana sorununuz ekonomik değil mi? Yanlış mı? Ekonomi tabii, ekonomi. Ekonomi. İnsanlar geçinemiyor. Geçinemiyor tabii insanlar. Geçinemiyor vallahi da billahi da. Git pazarın haline git bak. Git 2 kilo alacağı şey 100 gram alıyor, 200 gram alıyor. 3 kilo alacağı şeyi 1 kilo alırsa alıyor. Yani memleket battı, memleket battı. Memleket gitti. Şu andaki ana sorunumuz emekliyim. Aldığım maaş geçindirmiyor. 3 milyar 200 bin lira para veriyor. Markete giriyorum. 30 lira, 20 lira, 40 lira fiyatlar. Bir zeytinyağı olmuş 5 kiloluğu 120 lira, 130 lira. Geçim sıkıntısı çekiyoruz şu anda. Ben bir hanımla benim bu para yetişmiyor. Bunun şeyi var, doğalgazı var, elektrik. Elektrik parası gelmiş 510 bin lira. Nasıl geçineceğiz? Pazara geliyorum, dolanıyorum çarşıya, pazara bırakıyorum, gidiyorum. Şey yok. Bir yerden bir alışveriş yapsam cebimde hiç para kalmadan eve döneceğim. Hiçbir şey almadan dolanıyorum, tekrar evime gidiyorum. Yani sizin ana probleminiz geçinememek değil mi? Yanlış mıyım? Her gün peynir, ekmek, zeytin yenir mi? Zeytinin kilosu çıkmış 40 liraya. Peynirin kilosu çıkmış 60 lira 80 liraya. Onu bile alamaz duruma geldik. Yani yemek pişmiyor ocakta. Sıkıntımız bu. Tencere kaynamıyor. Tencere kaynamıyor. Bize vermiş %25 zam vermiş. %25 zam bizi kurtarır mı? Piyasada %100 piyasada zam var şu anda. Bizi kurtarmıyor. Emekli olarak verdiği para bizi tatmin etmiyor. Bize en az 5 milyar lira vermesi lazım ki bizim de karnımız doyacak, kazanımız kaynayacak. Bizim sorunumuz bu emeklinin. Ama çalışan olur. Hanım, iki karı koca çalışırlar. 12, 13, 15 milyar lira geliri var. Bu adama dokunmuyor. Markette görüyorum, seyrediyorum. Adam sepeti alıyor, atıyor. Alıyor, atıyor. Hiç fiyata bile bakmıyor. Adamın var çünkü. Ama bir emekli maaşı. Ben 9009 günden emekli oldum. Aldığım 3 milyar 200 bin lira para yetişmiyor. Yani sorunum bu benim. Maddi sıkıntı. Pahalılık. Pahalılık var sadece. Geçim sıkıntısı yani. Ya herkes, evet, aynen. Siz geçim sıkıntısı çekiyor musunuz peki mesela? Kaka, herkes gibi. Örnek verebilir misin mesela? Örneklendirme yapabilir misin? Her şey çok pahalı. Sadece ondan şikayetçiyim. Mesela pazara indiğinizde, markete gittiğinizde nasıl fiyatlarla karşılaşıyorsunuz? Fiyatlar uçtu. Siz de biliyorsunuz. Her şey uçtu yani. Önümüzde işsizlik. Çalışamıyoruz, işsizlik. Şu an işiniz var mı? Yok, biz inşaatçıyız. Yani bazı illere de gidiyor. Şeyden dolayı alınmıyor, yaştan dolayı. O şekilde hayat. İş arıyorsunuzdur bir taraftan. Başka geçim kaynağınız var mı peki? Başka da yok. Yazın çalışıyor. Kışın işte bir köşeye bir şeyler atabilirsek onda imkanı yok. Evet, çocuklar işte okuyor. Her türlü şeyimiz var. Şu an en büyük sorununuz işsizlik. İşsizlik de var. Geçim şeyi de var yani. Tek işsizlik değil. Bütün insanların gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntı. Doğalgaz faturası, elektrik faturası, petrole, benzine gelen yakıt zamlar. Gerçekten millet var ya, vallahi çok bıktı yani. Bir şeyin sonu olur ama bunun son olmuyor yani. Gerçekten diyorum bakın. İnsanlara baktığın zaman hep kafası dalgın. Niye dalgın? Acaba akşam ne olacak, sabah ne olacak, akşam ne yiyeceğim, sabah ne yiyeceğim, çocuklara ne alacağım? Bunun peşinde herkes yani. Ama yukarıdaki insanlar maşallah çok rahat. Durmadan şey değiştiriyor, ekol değiştiriyorlar ama vatandaşın halinden hiç anlayan yok yani. Özellikle belediye başkanları. Yollar bertaraf olmuş, hiç kimse dönüp bakmıyor. Adamlar kış uykusu yatmışlar, öyle uyuyorlar yıllardan beri. İnşallah herhalde seçim gelecek, ondan sonra da
Biz yakırık, onlar uyurlar. Sizin ana gündeminizde ne var mesela? Vallahi ana gündemimiz geçim sıkıntısı, yaşamdır ya, yaşam mücadelesi. Sizin de aynı sorunlardan muzdaripsiniz. Aynen öyle ya, ne olacak yani, baksana herkes bir taraf olmuş yani hakikaten. Sabah ne olacak, akşam ne olacak, gündüz ne olacak yani. Çoluk çocuğu bir şey istiyordur, almazsa hanım kızıyordur. Alırsa bütçe daralacaktır, ne olacak yani böyle. Üstler daha rahat olursa alttakiler ne olur, rahatsız olur. Bu iş böyle yani. Ama gerçekten olmuyor yani. Çok ayıp oluyor. Gerçekten diyorum. Gündem konusu pahalılık ve ekonomik yoksulluk. Başka ne diyeyim yani, sıkıntı. Millet hep eziyet içinde. Elektrik faturaları, doğalgaz faturaları, borç, kredi kartları. Yani millet içinden çıkacak bir durum kalmadı. Yani gündeminiz ana maddesini şu anda ekonomi oluşturuyor. Evet evet. Geçinebiliyor musunuz peki? Hayır, kesinlikle geçinemiyoruz. İşsizlik, pahalılık, geçinemiyoruz. Yani şu anda okumaya çalışıyorum. Daha okul bitmedi. Sorunum bu. En büyük başınızdaki problem şu an okuyabilmek. Okul. Peki geçim sıkıntısı falan çekiyor musunuz şu anda? Geçim sıkıntısı çekiyoruz da. Yani genel olarak evet çekiyoruz. Yani bir şekilde etkileniyorsunuz bundan. Tabii. Yani yurt kiraları falan yükseldi. Pandemiden sonra en çok onlar etkiliyor. Gündemimizde bu gene şeyin kazanmasına, Erdoğan'ın. Seçim mi var yani? Şimdi seçim. Yani şu anda en büyük sorunuz seçim şu anda. Evet, seçim. Peki ekonomik sıkıntılardan muzdarip misiniz mesela? Vallahi ekonomik sıkıntılar pek şey, millet darda. Ama ne yapacak bunu bilmiyoruz. Eğer o düşüyor, kahvelerdeki her şeyler yine bakalanıyor. Hiçbir çözüm yok. Çözeceğiz. Elektrik parası, su parası. Aldığımız saatten 3000 lira maaş, yarısı gidiyor. Bize kalıyor 500. Emekli misiniz peki? Emekliyiz ha. Ekstra bir geliriniz de yok sanırım. Yok, ekstra bir gelir de yok. Ne yapacağız? Türkiye'nin hali biraz perişan. Ama bakıyorsun şöyle, millette her şeyden var. Alıyor. Her şeyini alıyor. Kısıklama diye bir şey yok. Fakat Cumhurbaşkanı diyor, ondan sonra şey yapacağız. Düşüşleri şey yapacağız ama daha öyle bir şey gelmedi. CRM paralarına. Kılıçdaroğlu diyor, ben vermeyeceğim diyor. Vermezse inşallah düşer. Memlekette kim çalışıyorsa o gelsin yeğenim. Yani millet perişan. Dedim sen öyle şeyine bakma. Arabalarına, bilmem şeylerine geziyor. Her kafa girdiğimde herkesin kartı çırt 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 çek. Böyle elde para yok. Öyle ne bileyim ben, Allah hayırlısını versin. Çok zor durumdayız. Çok. Ama bakıyorsun şöyle, millet günlük güneşlik. Ama bir yanda bakıyorsun adamlar diyor ki, ya benim evde diyor bir şeyim yok diyor. Bugün 5 lira yağ 134 liraya çıkmış. Bunu alan var, alamayan var. Böyle yani. Ama gerçeği her tarafta bakalı. Almanya'da bakalı. Ben Almanya'da emekliyim. Orada da bakalı var ama. Orada askeri ücret 1800 lira. 1800 lira. İşçiler 2500 lira maaş alıyor. Kirasını da veriyor, arabası da var. Her şeyinle geçiniyor yani. Ama burada öyle bir şey yok. Yani ben geleli yani 2 sene oldu ama pek alışamadım. Onun için hayırlısı diyoruz yani.